Kosinüs 40 derece çarpı kosinüs x artı sinüs 40 derece çarpı sinüs x aslında kosinüsün fark formülünü bize verecektir. Hemen şunu bir hatırlayalım. Kosinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs a çarpı sinüs b dediğimizde bu bize kosinüs a eksi b'yi e, ya da kosinüs b eksi a'yı veriyordu. Zaten bu ikisi birbirinin aynısıdır. Çünkü şu a eksi b'yi x olarak alırsak b eksi a'nın eksilisidir. Yani bir taraf kosinüs x ise diğer taraf kosinüs eksi x'tir. Biz kosinüs x'in kosinüs eksi x eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burada da aynı mantık üzerinden gidebiliriz. Aslında burası bize neyi vermiştir diyebiliriz. Kosinüs x eksi 40 dereceyi vermiştir diyebiliriz. Bu da kök 3 bölü 2 olarak gelmiş. Hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2'dir dediğimizde bu bize neyi hatırlatacaktır? 30 dereceyi hatırlatacaktır. Bir de eksi 30 dereceyi hatırlatacaktır. Bunlar üzerinden yorum yapabiliriz. O zaman ben karşı tarafa kosinüs 30 derece yazıyorum. Bir de eşittir deyip kosinüs eksi 30 derece yazıyorum üste denklem çözümü yaparken böyle yapıyorduk. Şimdi ne diyeceğiz biz burada? X eksi 40 derece eşittir. 30 derece artı 360 derece K diyeceğiz. Bir de X eksi 40 derece eşittir. Eksi 30 derece artı 360 derece K demiş olacağız. X'i yalnız bıraktığımızda X'imiz 40 artı 30'dan 70 derece artı 360 derece K gelir. Buradan da X'imiz eksi 30 derece artı 40 dereceden 10 derece artı 360 derece K gelmiş olur. K'ya 0 versek 70 derece 1 versek 70 artı 360'dan 430 derece diye devam etmiş oluruz. Burada da K'ya 0 verdiğimizde 10 derece. bir verirsek 360 artı 10'dan 370 derece diye devam etmiş oluruz. Hangisi olabilir demiş. Dar açı sorulmuş. Dar açı olarak 70'i ve 10'u yakaladığımızı görüyoruz. Şıklarda 10 olduğu için doğru cevabımız A şıkkı 10 derece olarak gelecektir arkadaşlar. Öncelikle parantez içini bir düzenleyelim diye düşünüyorum. Burada 3 tabanı verildiği için buradaki biri de 3 tabanında yazabiliriz ve logaritma 3 tabanında 3 diyebiliriz. O zaman parantez içi logaritma 3 tabanında 63 eksi logaritma 3 tabanında 3 olarak gelecektir. Aynı tabandalar arada çıkarma varsa tek bir tabanda iç kısımları bölme olarak yazabileceğimizi biliyoruz. O zaman ifademiz logaritma 3 tabanında 63 bölü 3 yani logaritma 3 tabanında 21 olarak gelir. Parantez içini logaritma 3 tabanında 21 olarak bulduk. Çarp Çarpı neyimiz var? Logaritma 21 tabanında 3'ümüz var. Logaritmaları çarptığımızda tabanları yer değiştirebiliyorduk. O zaman ifademiz logaritma 21 tabanında 21 çarpı logaritma 3 tabanında 3 olarak gelir. Bunların ikisi de bize 1'i verecektir. Bir kere birden de aradığımız cevap C şıkkı 1 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Sinüs 70 dereceye baktığımızda 70 derece birinci bölgenin açısı olduğu için ve sinüs de birinci bölgede pozitif olduğu için burası bize pozitif bir sonucu verecektir. Ama kosinüs 110 dereceye baktığımızda 110 derece ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için burası bize negatif bir sonuç vermiş olur. Demek ki bizim buradan ilerlememiz gerekir. Buraya geldiğimizde kotanjant 44 derece demişiz. Birinci bölgedeyiz yine kotanjant pozitiftir. Burası pozitif gelir. Demek ki negatif olan sonuç buradan gelecektir. Yani sinüs eksi 100 derece ile hareket etmemiz gerekir. Sinüs eksi 100 derecede bizi tanjant 210 dereceye götürmüştür. Tanjant 210 dereceyi tanjant 180 derece artı 30 derece olarak yazalım. Bu bize tanjant 30 dereceyi verecektir. Tanjant 30 derecede 1 bölü köküçtür. Köküçte genişlettiğimizde köküç bölü 3'e de eşit gelir. Bu da bize D şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Tüm bilinmeyenleri aynı tarafta toplayalım. Bir tarafta sıfır bırakalım diye düşünüyorum. Şu x bölü x eksi 2'yi sol tarafa gönderdiğimizi düşünelim. O zaman ifademiz x eksi 2 bölü x eksi x bölü x eksi 2 olarak gelmiş olur. Ne yapacağız? Burada payda eşitleyeceğiz. Burayı x eksi 2 ile genişletiyoruz. Burayı da x ile genişletiyoruz. Küçük eşit sıfır gelmesini istiyoruz. x eksi 2 ile x eksi 2'yi çarptığımızda x eksi 2'nin karesi yani x kare eksi 4x artı 4'ü elde etmiş oluruz. Burada da x ile x'i çarptığımızda çarpacağız. X kare gelir. Bir de önde eksi olduğu için bizim buraya eksi x kare yazmamız gerekir. Paydaya ise x ile x eksi 2'nin çarpımının geldiğini görüyoruz. Küçük eşit 0 olmak istiyoruz. X kareler birbirini götürdüğünde elimizde eksi 4 x artı 4 kalmış olur. Alt tarafta bize x çarpı x eksi 2'yi verir. Küçük eşit 0 olmak istiyoruz arkadaşlar. Paydamızı 0 yani x değerlerinden biri 0 bir diğeri 2 olarak gelir. Payımızı 0 eşitlediğimizde de x'imizi 1 olarak bulmuş oluruz. 0 1 2 ile hemen tablomu oluşturuyorum. Buraya 0 buraya 1 buraya 2 dedim. Sıfıra eşitlik olduğu için pay kısmını sıfırlayan biri işin içine dahil edeceğim. Ama paydayı sıfırlayan 0 ve 2'yi almayacağımı söyleyebilirim. Son durumda şuradaki eşitsizliğime baktığımda üst tarafta x'in katsayısı negatif. Alt tarafta x çarptığımızda x kare eksi 2x gelir. x karenin kat sayısı pozitiftir. Eksinin artıya bölümü eksi yani negatif geleceği için burada eksiyle başlamamız gerekir. Köke geldik artı köke geldik eksi köke geldik artı diye devam etmiş oluruz. Biz sıfıra sıfır 0'dan küçük eşit olduğumuz yerleri arıyoruz. O zaman şurada sıfırla bir arasını bir de 2'nin sağ tarafını alacağımızı söyleyebiliriz. 0'a eşitlik yok. 1'e eşitlik olduğu için kapalı diyoruz. Birleşim dedik. Burada da 2'ye eşitlik yok. Burayı da sonsuz olarak gösteriyoruz. O zaman buradaki A değerimizin 0, B değerimizin bir, C değerimizin de 2 geldiğini yerlerine yazdığımızda 2-0 artı 1'den de 3'e ulaştığımızı yani doğru cevabımızın A şıkkı 3 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dik üçgende hipotenüse dikinmişiz. O zaman burada öklit'i kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki uzunluğumuzu C olarak alalım. BD arasına P diyelim. DC arasına da K demiş olalım. Bu durumda C'nin karesi P çarpı P artı K olarak gelecektir. Hemen C kare eşittir. P çarpı P artı K'yi buraya yazmak istiyorum. Şimdi C kare dediğimizde 5 köküçün karesi gelir. Bu bize 25 çarpı 3'ten 75'i verecektir. Eşittir dedim. P dediğim logaritma X tabanında 2 gelmiş. P artı k'ye baktığımızda ise logaritma x tabanında 2 artı logaritma x tabanında 4'ün geldiğini görüyoruz. Aynı tabanda arada toplama var. O zaman iç kısımları çarparız. Bu da bize logaritma x tabanında 2 kere 4'ten 8'i verecektir. Yani buraya da logaritma x tabanında 8'i yazabiliriz arkadaşlar. Ee, burada x'i bulmaya çalışacağız. 75 eşittir dedim. Şimdi şuradaki 8'i 2'nin küpü olarak yazarsak o 3 başa gelecektir. Yani ifademiz logaritma x tabanında 2 parantezde yazalım karışmasın. Çarpı 3 çarpı logaritma x tabanında 2 olarak gelmiş olur. Ben burada 75 ve 3'ü sadeleştirdiğimde buraya 25 kalır. Sağ tarafta ise logaritma x tabanında 2 çarpı logaritma x tabanında 2 gelir. Bu da bana logaritma x tabanında 2'nin karesini verecektir. Karemiz 25 ise kendimiz ya 5'e ya eksi 5'e eşit oluruz. Logaritma x tabanında 2 5 de olabilir. Logaritma x tabanında 2 eksi 5 de olabilir. Burada x üzeri 5 2 olarak gelecektir. O zaman x üzeri 5 eşittir 2'yi bir yazalım. Burada da x üzeri eksi 5'in 2 olarak geleceğini söyleyebiliriz. Hangisi olabilir diye sorulmuş. Sanırım şu x üzeri 5 eşittir 2'den yakalayacağız. Şimdi x üzeri 5 bize 2 olarak verilmiş. Bizim x'e ihtiyacımız var. x'in kuvvetini 1 yapmak için burada 1 bölü 5. kuvveti alıyorum. O zaman buranın da 1 bölü 5. kuvvetini alırım. Bu durumda 5 kere 1 bölü 5 1 yapar. x üzeri 1 bize x verir. Sağ tarafta 2 üzeri 1 bölü 5 gelir. 2 üzeri 1 bölü 5'i 5. dereceden kök içinde 2 olarak yazabiliriz. O zaman aradığımız cevap burada A şıkkı gelmiştir arkadaşlar. Buradaki tüm dikdörtgenlerimizin alanlarını bir hesaplayalım. Zaten son durumda hepsinin alanları toplamı bize sorulmuş. Öncelikle birinci bölgedekilere bir bakalım. E burada y eşittir a kare bize verilmiş. Biz bunu fx gibi düşündüğümüzde f'te 3'ün görüntüsünü bulduğumuzda aslında turuncu dikdörtgenimizin de dik kenarlarından birini bulmuş oluruz. Zaten diğer dik kenar 3 ile 4'ün arasında bir birim olduğu için bir geliyor. Tüm dikdörtgenlerimizde birer dik kenarın bir birim geldiğini görüyoruz. Diğer dik kenarları biz bulmaya çalışacağız. Ben burada f3'ü bir hesaplamak istiyorum yorum F3 bana A çarpı 3'ün karesinden 9A'yı verecektir. İşte burası aslında 9A gelmiştir. Bu 9A aynı zamanda turuncu dikdörtgenlerimizden bir tanesinin bir dik kenarı olarak da gelmiş olur. O zaman bu turuncu dikdörtgenin alanı iki dik kenarının çarpımından 9A çarpı 1'den 9A olarak gelmiş olur. Maviye baktığımızda orada da 4'ün görüntüsü mavinin diğer dik kenarını bize verecektir. Hemen F4 diyelim. F4 A çarpı 4'ün karesinden 16A olarak gelmiş olur. O zaman buradaki diğer dik kenarımız 16 A'dır. Bir de 1 olduğu için alanımız 1 çarpı 16 A'dan 16 A olarak gelmiştir arkadaşlar. Diğer tarafa baktığımızda eksi 4'ün görüntüsünü bulmamız gerekiyor. F eksi 4 bize yine 16 A'yı verir. O zaman buradaki şu kenarımız 16 A olarak gelir. Alanımız da 16 A çarpı 1'den 16 A gelmiştir. 5'in görüntüsü pardon eksi 5'in görüntüsü de soldaki mavi dikdörtgenin diğer kenarını verecektir. F eksi 5 dediğimizde A çarpı eksi 5'in karesinden A çarpı 25 yani 25 A'ya ulaşırız. Bu kenar 25A ise alanımızda 1 çarpı 25A'dan 25A olarak gelmiş olur. Diyor ki büyük mavi dikdörtgenin alanı yani 25A küçük turuncu dikdörtgen alanından yani 9A'dan 48 fazladır. O zaman 25A eksi 9A bize 48'i vermelidir. Buradan 16A eşittir 48'den A'mız 48 bölü 16 yani 3 olarak gelmiş olur. Tüm dikdörtgenlerin alanları toplamını bulacağız. 25A buradan 16A buradan 41A gelir. 9A buradan 50A yapar. 16A da buradan 66A yapmış olur. A'yı 3 bulduğumuz için 66A'mız 66 çarpı 3'ten 198 gelecektir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. Faydamıza baktığımızda 36'yı 6'nın karesi olarak yazarsak x kare eksi 6'nın karesinden x eksi 6 çarpı x artı 6'yı elde ettiğimizi görüyoruz. Burayı sıfırlayan x değerleri 6 ve eksi 6 olarak gelecektir. Pay kısmına baktığımızda karekök x eksi 4 eşittir 0 dersek karekök x'imizin 4 geleceğini, bu durumda her iki tarafın karesini aldığımızda x'imizin de 16 olduğunu anlamış oluruz. Zaten karekökün içine yazdığımız için x büyük eşit 0 olmalı. E, x tam 16 iken sonuç 0 oluyor. O zaman biz x büyüktür 16 dediğimizde karekök içine 16'dan büyük bir değer yazarsak sonucumuza da 4'ten büyük gelir. 4'ten büyük bir değerden 4'ü çıkarttığımızda 0'dan büyük bir değer elde etmiş oluruz. Demek ki bizim karekök x eksi 4'ümüz x büyük 16 için nedir? 0'dan aslında büyüktür. Eğer x eşittir 16 ise 0'a eşit gelecektir x küçük 16 iken de sıfırdan ne gelmiş olur? Küçük gelmiş olur. Tabi burada x'imizin büyük eşit sıfır olması gerektiğini de biliyoruz. O zaman burada hareket noktamız aslında 16'dır diyebiliriz. 16'nın sağ tarafında karekök x eksi 4 pozitif gelecektir. Şimdi alt taraftan 6'yı ve eksi 6'yı yakaladık. Üst taraftan 16'yı yakaladık. Hemen onlarla bir tablo oluşturmak istiyorum. Eksi 6, 6, 16 dedik. Aslında burada e, x'imizi büyük eşit sıfır seçmemiz gerekiyor. Karekökün içinde olduğu için. Yani şurada sıfırı işaretlediğimiz zaman sıfırın sol tarafı bunu incelemeye de gerek yok. Bunu da e, söylemiş olalım arkadaşlar. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışalım. 0 eşitlik olduğu için 16'yı alacağız ama 6'yı almayacağız. Üst tarafta karekök x'imizin kas pozitif. Alt tarafta x karenin kas pozitif. Artı ile başladık. Eksi dedik. Artı diye devam ediyoruz. Diğer tarafa bakmamıza gerek yok. Zaten 0'ın sağ tarafında olmamız gerekiyor. Biz burada 0'a eşit veya küçük olduğumuz yerlere bakacağız. O zaman şu 6 ile 16'ın arasını almamız gerekiyor. Arkadaşlar burada 6'yı alamayacağız ama 16 eşitlik olduğu için 16'yı alabildiğimizi söyleyelim. Bu durumda buradaki tam sayılarımız 7, 8, 9 diye 16'ya kadar olan tam sayılar olarak gelecektir. Burada da toplamda 10 tane tam sayı vardır. Doğru cevabımızın C şıkkı 10 gelmesi gerekir. Bu tip polinom sorularında P'nin iç kısmında yazan değerler bizim için belirleyici oluyordu arkadaşlar. Bir Px polinomunda biz P1'i bulmuşsak bunu px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalandan bulmuş. Oradan yakalamış oluyorduk. Aynı mantıkla p2'yi bulmuşsak px'in x eksi 2 ile bölümünden kalandan. P3'ü bulmuşsak da px'in x eksi 3 ile bölümünden kalandan bulmuş oluyorduk arkadaşlar. Bu durumda elde ettiğimiz bu x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3'ü kullanarak 3. dereceden px polinomunu elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Hemen px'i bir yazalım. Baş katsayın 2 olduğunu bildiğimiz için ben şuraya bir 2 eklemek istiyorum. Devamında da az önce elde ettiğim x-1, x-2 ve x-3'ü kullanacağım. Dikkat ederseniz bu üçünün çarpımı bizi zaten 3. dereceden bir polinoma götürmüş olacaktır. Buraya 2 yazdığımız için baş kas da 2 gelmiş olur. Ama şuna dikkat edelim. Mesela Px bu olsaydı biz P1'i bulduğumuzda doğrudan zaten 1-1 bu kısmı sıfırlayacağı için sonuç 0 gelmiş olurdu. Aynı mantıkla P2 de 0 gelirdi. P3 de 0 gelmiş olurdu. Ama biz bunların 0 gelmesini istemiyoruz. P1'in 2, P2'nin 4, P3'ün 6 gelmesini istiyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada içe ne yazıyorsak dışarıya onun 2 katı gelmiş. İçeriye 1 yazdığımızda sonuç 2 olmuş 2 katı. 2 yazdığımızda sonuç 4 olmuş 2 katı. 3 yazdığımızda sonuç 6 olmuş 2 katı. Bu durumda hani biz şu formattayken 1, 2, 3 yazdığımızda 0 geliyorsa ama biz buranın 0 gelmesini değil de yazdığımız değerin 2 katı gelmesini istiyorsak bence bu çarpımın yanına 2 neyi eklememiz gerekir? x'i elde eklememiz gerekir. Çünkü bu durumda px eşittir. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 dediğimizde 1 2 3 burayı sıfırlıyordu. Ama yan tarafa 2x eklediğimizde 1 yazdığımızda zaten burası sıfırlanır. Ama 2 kere 1'den 2 elde ederiz. Yine 2 yazdığımızda burası sıfırlanır. 2 kere 2'den 4'ü. 3 yazdığımızda burası sıfırlanır. 2 kere 3'ten 6'yı elde etmiş oluruz. O zaman burada elde ettiğim bu ifade bana 3. dereceden baş katsayısı 2 olan p1 2, p 2si 4, p 3ü de 6 olan px polinomunu vermiş olacaktır arkadaşlar. Ben px 1 polinomunun x ile bölümünden kalanı arıyorum. x ile bölümünden kalan dediğinde x yerine kaç yazıyorduk? 0. px 1'de x yerine 0 yazdığımızda 0 1'den bizden istenenin p 1 olduğunu anlamış oluruz. Hemen burada p 1'i bulmaya çalışalım. P eksi 1 eşittir dedim 2 çarpı x yerine eksi 1 yazıyorum eksi 1 eksi 1'den eksi 2 eksi 1 eksi 2'den eksi 3 eksi 1 eksi 3'den de eksi elde etmiş oluyorum. 2 kere eksi 1 de bana eksi 2 verecektir bir de buraya eksi 2'yi ekliyorum. Dikkatlice işlemlerimizi yapalım ee, bir kere burada eksi çarpı eksiden artı artı çarpı eksiden yine eksi gelecektir. 2 kere 2 4 4 kere 3 12 12 çarpı 4 48'i verir. Eksi geleceği için eksi 48 deriz. Bir de buradan 2 çıkarttığımızda eksi 50'ye ulaşmış oluruz. Ve doğru cevabımızı C şıkkı olarak işaretleriz arkadaşlar. Eşitliğin sağ tarafında logaritma 10 tabanında 20'nin geldiğini görüyoruz. Sol tarafta ise 10 tabanında olan sadece logaritma 10 tabanında 5 var. Bence diğer tabanlarımız olan 24 ve 3'ten kurtulmamız gerekir ki elimizde sadece 10 tabanı kalmış olsun. Peki bunu nasıl yapacağız? Bence iki ifademizin logaritma 3 tabanında olması bizim için önemli. Bunlar üzerinden hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Onları sağ tarafa bir yazalım. Logaritma 3 tabanında 96 bir de logaritma 3 tabanında 24 yazacağım arkadaşlar. Bunların arasına bir işlem yerleştireceğiz ve 3 tabanından kurtulmaya çalışacağız. Mesela burada toplama olsa biz bunu ne olarak yazmış oluruz? Logaritma 3 tabanında 96 çarpı 24 olarak yazarız. 96 çarpı 24 3'ün tam katı gelmediği için hani mesela oradan 3 üzeri 5 falan gelse doğrudan cevap 5 olur. Ama böyle bir şey yok. Orada 2 çarpanı da var. Demek ki burası bizi 3 tabanından kurtarmayacak. Yine logaritma 3 tabanında bir ifade gelmiş olacak. Eğer arada çıkartma olsaydı bu sefer de logaritma 3 tabanında 96 bölü 24'ten 4 gelmiş olurdu. Yine 3 tabanından kurtulamamış olurduk. Bence biz burada bölmeyi kullanmalıyız ki arkadaşlar. İfademiz logaritma 3 tabanında 96 bölü logaritma 3 tabanında 24 olarak gelsin. Bu da bize neyi vermiş olsun? 3'ler giderse logaritma 24 tabanında 96'yı vermiş olsun. Neden doğrudan bunu yazdık? Çünkü biz logaritma A tabanında B'nin logaritma istediğimiz tabanda B bölü logaritma istediğimiz tabanda A olduğunu biliyoruz. İşte burada B'nin yerine 96, A'nın yerine 24, X'in yerine de 3 gelmiş. Onun için biz ifademizi logaritma 24 tabanında 96 olarak almış olduk. Bunu elde ettik. Şimdi bu ikisinin yerine ben bunu yazmış olacağım. Sol tarafta neyimiz var? Logaritma 24 tabanında 6'mız var. Burada logaritma 24 tabanında 96'yı elde ettik. Sağ tarafta da logaritma 10 tabanında 5'in geldiğini biliyoruz. Ve yeşilin bölme olduğunu düşündük. Bu bize aslında C ve D şıkkına götürecektir. Bundan sonra C'yi de D'yi de deneyebiliriz. Hangisi bize doğru sonucu verirse doğru cevap da o olacaktır. Mesela C'de diyor ki mavi artı turuncu eksi olsun diyor. Bunu bir deneyelim buraya artıyı koyduk buraya eksiği koyduk. Hemen şurada aynı tabanda olmak işimizi kolaylaştıracaktır. Biz bunları logaritma 24 tabanında 6 çarpı 96 olarak yazabiliriz. 96'yı da 4 çarpı 24 olarak yazdığımda 6 kere 4 24'ü verir. 24 çarpı 24 24'ün karesi yapacaktır. O zaman ifademiz logaritma 24 tabanında 24'ün karesi gelir. Bu da bize kaçı vermiş olacaktır? 2 vermiş olacaktır. İşte biz burayı 2 olarak elde ettik. Devamında da logaritma 10 tabanında 5'in geldiğini görüyoruz. 2'yi 10 tabanında yazabiliriz. Onun karesi 100 olduğu için biz 2'yi logaritma 10 tabanında 100 olarak yazmış oluruz. Bundan da logaritma 10 tabanında 5'i çıkarttığımızda aynı taban çıkarma olduğu için iç kısımları oranlarız. İfademiz bize logaritma 10 tabanında 10 bölü 5'ten 20'yi verecektir. Sağ tarafta da bu yazdığı için doğru bir şekilde sonuca gittiğimizi söyleyebiliriz. Demek ki burada aradığımız cevap C şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Px çarpı Rx polinomunun köklerinin oluşturduğu küme 2, 4, 6 olarak bize verilmiş. Yani biz bu çarpımı 0 eşitlediğimizde burayı sıfır yapan x değerlerinin oluşturduğu kümeyi 2, 4, 6 olarak bulmuş olacağız. Alt tarafa baktığımızda Px bölü Rx'in köklerinin oluşturduğu küme ise sadece 2'den oluşuyor. Bu bizim için önemli. Şimdi biz Px bölü Rx dediğimizde nasıl yorumlarız? Şuraya bir yazalım. Px bölü Rx dediğimizde burayı sıfır yapan değerleri tabii ki payı sıfır yapan yani Px'i sıfır yapan değerlerden yakalamış oluruz. Ee, belli ki buradaki çözüm kümesi sadece bir elemandan ikiden oluşuyorsa P'yi iki sıfırlıyordur. Yani P2 neye eşittir? Sıfıra eşittir. Şimdi P2'nin sıfır olması demek... Aslında Px'de x eksi 2'nin bir çarpan olarak ne yapması demektir? Bulunması demektir arkadaşlar. Baş kas sayısı 1'miş Px'in alt tarafta söylüyor. E, 2. dereceden de olduğunu bildiğimiz için e, burası bizi 1. dereceye götürecektir. Baş kas da zaten bir P'yi sıfırlayan bir değerinde m olduğunu düşünürsek bizim burada x eksi 2'nin yanına bir de x eksi m'yi ne yapmamız gerekir? Eklememiz gerekir. İşte Px x eksi 2 çarpı x eksi m şeklinde bir polinomdur diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu durumda şurayı bir düzenleyelim. Px'in yerine x eksi 2 çarpı neyi yazdık? Biz x eksi m'yi yazdık. Bölü rx'te ne tarafa yazacağız? Alt tarafa yazacağız. Ama <laughs> burada ifadeyi sıfır yapan değerlerden biri de m olarak gelir. Çünkü m payı sıfırlıyor ama m'yi çözüm kümesine dahil etmemişiz. Bu benim aklıma şunu getiriyor. Mesela buradaki m değerimiz o zaman kaç olabilir aslında? 2 olabilir. Çünkü eğer m değeri 2 ise pay kısmında x-2 çarpı x x-2 yazar. Bu bize x-2'nin karesini verir. x-2'nin karesi eşittir 0 dediğimizde 2 tane 2 değeri elde ederiz ama çözüm kümesine sadece birisini yazacağımız için aslında bu olabilecek bir durumdur. Peki e, bunun dışında ne olabilir? Bunun dışında m 2'den farklıdır. O zaman x eksi m r x'in de bir çarpan olarak gelir. m değeri payı sıfırlasa da paydayı da sıfırladığı için ve paydayı sıfırlayan değerleri çözüm kümesine dahil edemeyeceğimiz için biz m'yi almamış oluruz. Peki bu durumda r x'e baktığımızda eğer r x'de x eksi m bir çarpan olarak bulunuyorsa baş gaz sayısında 2 olduğunu görüyoruz. Derecesi de zaten 2 olarak verilmiş. Bizim şuraya bir ne yapmamız gerekir? 2'yi eklememiz gerekir. Şu anda 2 çarpı x eksi m birinci dereceden bir polinom yapar. Bir de R'yi N'nin sıfırladığını düşünürsek buraya bizim x eksi N'yi ne yapmamız gerekir? Çarpan olarak eklememiz gerekir arkadaşlar. Zaten N ve M paydayı sıfırladığı için onları alamayız. E, yukarıyı M sıfırlıyor ama paydayı da sıfırladığı için alamayız. Biz sadece kaç almış oluruz buradan? 2'yi almış oluruz. O zaman aslında karşımızda iki durum var. Şöyle yapalım. Bizim Px'imiz ne olabilir? X eksi 2'nin karesi olabilir arkadaşlar. E, buna bağlı olarak Rx'i yazacağız. Px'in diğer durumunda yazalım. Px'imiz x eksi 2 çarpı x eksi m olabilir. Bu durumda Rx'imizin ne geldiğini belirlemiş olduk. 2 çarpı x eksi m çarpı x eksi n geldiğini belirlemiş olduk. Şimdi üst tarafta da bir Rx polinomu yakalamamız gerekiyor. Bunu şimdi yakalayacağız. Bunun için de şuraya bir odaklanmanızı istiyorum. Px çarpı Rx eşittir 0'ın köklerini oluşturduğu küme 2, 4, 6 idi. Mesela biz burada alttaki durum için Px çarpı Rx'i yazarsak x eksi 2 çarpı x eksi m çarpı e, 2 çarpı x eksi m çarpı x eksi n'in geldiğini görüyoruz. Eğer burayı sıfıra eşitlersek burayı sıfır yapan x değerleri 2 m ve n olarak gelecektir arkadaşlar. E bunlar 2 4 6 ise m ve n'den birinin 4 birinin ne olması gerekir? 6 olması gerekir. Bu durumda bizim rx'imiz 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 6 olarak gelmiş olur. Peki üstteki durum üzerinden yorum yaparsak ne gelecek? Burada Px çarpı Rx'i yazdığımızda x eksi 2'nin karesini yazdık. Zaten bunun yanına biz neye ekleyeceğiz? Şöyle Rx'i ekleyeceğiz. Burayı sıfır eşitlediğimizde burayı sıfır yapan x değerleri 2, 4 ve 6 olarak gelmeliymiş. Zaten 2'nin x eksi 2'nin karesinden geldiğini görüyoruz. O zaman 4 ve 6 da Rx'den gelmeli. 4 ve 6'nın Rx'i sıfırlaması için Rx'in 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 6 şeklinde olması gerekir arkadaşlar. Yani aslında iki durumda da rx 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi, x eksi 6 geliyor. Ama biz px'in burada değişebileceğini görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Çünkü biz alt tarafta m ya da n'den biri 4 biri 6 olsun demiştik. m'yi 4 aldığımızda bizim px değerimiz x eksi 2 çarpı x eksi 4 olarak gelecektir. m'yi 6 aldığımızda ise bizim px'imiz x eksi 2 çarpı x eksi 6 olarak gelmiş olur arkadaşlar aslında 2 değil 3 durumun olduğunu görmüş oluyoruz. Yani biz burada kesinlikle Rx'imizin 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 6 olduğunu biliyoruz. Ama Px'imiz x eksi 2'nin karesi gelebilir. x eksi 2 çarpı x eksi 4 gelebilir. x eksi 2 çarpı x eksi 6 gelebilir arkadaşlar. Peki bizden ne isteniyor? Rx artı 1 artı Px artı 1 polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor x eksi 2 ile bölümünden kalan dediği için x eksi 2'yi 0 eşitliyoruz ve x yerine 2 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. Rx artı 1 artı Px artı 1 de x yerine 2 yazarsak 2 artı 1 bize 3'ü vereceği için bizden istenen R3 artı P3 olarak gelecektir arkadaşlar. R3'ü zaten bulabiliriz çünkü bir tane Rx polinomumuz vardı. O da 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 6 idi. Orada 3 yazarsak 2 çarpı 3 eksi 4'ten eksi 1. 3 eksi 6'dan da eksi 3 gelmiş olur. Burası bize 6'yı verecektir. Yani bizim R3'ümüz kesinlikle 6 gelmiş oldu. 6'nın üzerine neyi ekleyeceğiz? P3'ü ekleyeceğiz. Şimdi 3 tane P3'ümüz vardı. Pardon PX'imiz vardı. Üçünden de P3'ü bir bulalım. X 2'nin karesi olarak düşünürsek 3 2 1. Birin karesinden 1 gelir. Bunun dışında X 2 çarpı X 4 olarak düşünürsek 1 çarpı eksi 1'den eksi 1 gelmiş olur. Bir de X 2 çarpı X 6 olarak düşünürsek 3 2 1, 3 6 eksi 3. Buradan da eksi 3'ün geldiğini görüyoruz. Hepsini ayrı ayrı 6 ile bir toplayalım. 6 artı 1 bize 7'yi verir. 6 1'den 5 gelir. 6 eksi 3'ten de 3 gelmiş olur. Şıklarda bunlardan birini bulmamız gerekir. Şıklarda bize 7 verildiği için doğru cevabımız burada. D şıkkı 7 olarak gelecektir arkadaşlar. Alan 128 birim kare olarak bize verilmiş. Kenarlarımızdan birinin a kare diğerinin ise 2a geldiğini görüyoruz. A artı a bize 2a'yı verecektir. Alanı bulmak için 2a ile a kareyi çarparız. Bu bize 128'i vermeli. Buradan 2 çarpı A'nın küpü 128 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde A küp 128 bölü 2'den 64. A küp 64 ise A'mız da 4 olarak gelecektir. Burayı 4, burayı 4, burayı da 4'ün karesinden 16 olarak almamız gerekir. Diyor ki buna göre derenin alt kenarıyla ilgili olarak Dikdörtgenin sol kenarı y alt kenarı x ekseni olursa hemen gösterelim. Şimdi biz şurayı şöyle tırtıklı bir şekilde göstereceğim. Ne olarak alacağız? Y ekseni olarak. Alt tarafı da x ekseni olarak ne yapmış olacağız? Almış olacağız. Buraya x buraya da y yazdığımızı düşünelim. Bu durumda çift katlı köke sahip oluruz. X eksenine teğet Şuradaki noktamız 4,0 noktası olarak gelecektir. Bu da bize neyi vermiş olur aslında? Hani fx olarak yazarsak fx eşittir. A çarpı x eksi 4'ün karesini vermiş olur. Burada 16 birim bizim için önemli. Karşı tarafta da 16 birimlik uzunluğa ulaşırız. Yani y eksenini kestiğimiz noktanın ordinatı kaç olarak gelecektir? 16 olarak gelecektir. Bu da 0, 16 noktasından geçtiğimizi yani f'te 0 verdiğimizde 16 geleceğini bize söylemiş olur. Hemen burada 0 verelim ve eşit diyelim F0 dediğimizde A çarpı 0 eksi 4 eksi 4 eksi 4'ün karesi 16. Bize 16'yı vermelidir. Buradan da A'mız 1 olarak gelir. A'mız 1 ise bizim Fx'imiz 1 çarpı x eksi 4'ün karesi. Yani x eksi 4'ün karesi gelmiştir. Bu da x kare eksi 8x artı 16'yı bize verir. Buradan birincinin doğru geldiğini ne yapmış oluyoruz anlamış oluyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi yazdık burayı temizleyip tekrar ikinciyi bir yorumlamaya çalışacağız. A'mızın zaten 4 geldiğini biliyoruz onu unutmayalım. Buraları bir temizlemiş olalım. Ee, evet bakalım şimdi dikdörtgenin sağ kenarı y ekseni olsun diyor. Şurayı y ekseni olarak aldığımızı düşüneceğiz. Burası y ekseni. Şöyle y yazalım. Alt kenarı x ekseni olursa demiş. Şöyle yapacağız. Aslında bu da az önceki fonksiyonumuzun y eksenine göre simetri gelir. Birisi y'nin sağ tarafındaydı. Biri de y'nin sol tarafına gelecek. Burası 4'e 0 değil de eksi 4'e 0 noktası olarak gelmiş olacak. Aslında az önceki fx'ten neye geçiyoruz? y eksenine göre simetri aldığımızdan f eksi x'e. O zaman biz neyi elde etmiştik? x eksi 4'ün karesini burada x yerine eksi x yazarak ikincideki fonksiyonu da yakalayabiliriz. Buna da gx diyelim. gx eşittir. Eksi x eksi 4'ün neyi gelmiş olur? Karesi gelmiş olur. Aslında bu da x artı 4'ün karesine eşit olacaktır. Açtığımızda bunun da x kare artı 8x artı 16 geleceğini söyleyebiliriz. Bu durumda ikinci ifademiz de doğru olarak belirlenmiş olur. Arkadaşlar ikinciyi de yakaladık. Şimdi Burayı bir temizleyelim. Üçüncüyü bir dikkatlice okumaya çalışalım. Dikdörtgenin sol kenarı y, üst kenarı x ekseni olursa bu sefer işler biraz değişecek. Burası y ekseni, burası da x ekseni olarak ne yapmış olacak? Gelmiş olacak. Aslında ilk elde ettiğimiz parabolün alt tarafa doğru ötelenmiş halini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani normalde bizim ilk şekildeki parabolümüz şöyle bir parabol olarak geliyordu. Bunun alt tarafa doğru ötelendiğini görmüş oluyoruz. Buradan da hareket edebiliriz. Şuradaki uzunluğumuzu 16 bulduğumuz için dikeyde alt tarafa doğru 16 birim öteleme yapıyoruz. En başta elde ettiğimiz parabol x eksi 4'ün karesiydi. Bunu dikeyde 16 birim alt tarafa doğru ötelemek demek bundan 16 çıkartmak demektir. O zaman biz burayı düzenlediğimizde x kare eksi 8 x artı 16 eksi 16 elde ederiz. Bunlar gider. fonksiyonumuzda x kare eksi 8 x olarak gelir. Bize de bu verildiği için üçüncünün de doğru olduğunu yani burada doğru cevabın e şıkkı 1 2 3 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar.